Survivor 2020 ünlüler, gönüllüler. İlk elenen isim Makbule oldu. Gerçekten çok erken bir veda olmuştu. Çok başarılı bir manken ve oyuncu olan Tuba Melistürk, Survivor hayatına tutunamadı. İkinci elenen yarışmacı oldu. Performansı çok eleştirilen yarışmacı ikinci haftada gönderildi. Türk dalgıcımız olan Derya Can Göçen, üçüncü haftada elenen yarışmacı oldu. Bu arada kendisi dünya dalış rekortmenidir. Survivor 2020'de atamıyor denilince akla gelen tek yarışmacı. 11 Mart 2020'de adaya veda etti İrem Akın. Bu arada kendisi milli boksörümüzdür arkadaşlar. Kiminizin de bildiği gibi eski meşhur şarkıcı Emrah'ın kabul etmediği oğlu olan Tayfun Erdoğan 17 Mart 2020'de Survivor'a veda etti. Hatırlayanlar bilir arkadaşlar, çok değişik bir konsey olmuştu. Bence çok erken veda etti. 6. elenen yarışmacı Ceyhun Uzun oldu. Kendisi babacan tavırlarıyla ve gönüllüler takımında babalık yapmasıyla iz bıraktı Survivor arkadaşlar. Yaşından dolayı çok iyi performans sergileyemedi ama 31 Mart 2020'de 7. elenen yarışmacı Burak Yurdugör oldu arkadaşlar. Kendisi genç ve güçlü bir yarışmacı olmasına rağmen bu kadar erken veda etmesinin sebebi atışlarının çok kötü olmasıydı arkadaşlar. Elendikten sonra yaptığı açıklama gündeme resmen bomba gibi oturdu arkadaşlar. Yunus Emre ve Barış'ın arkasından konuştuğu, ikisinin de yalan söylediğini dile getirdi. Bence bu kadar erken elenmeyi hazmedemediği için böyle bir açıklama yaptı. Bence bu açıklama onun adına çok talihsiz bir açıklamadır arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Survivor 2020'de en çok şaşırtan yarışmacı oldu arkadaşlar elenerek. Çünkü performansı diğer yarışmacılara göre gayet iyi ve başarılı bir yarışmacıydı. 7 Nisan 2020'de 8. elenen yarışmacı oldu Perviz. Perviz'in elenmesinde en büyük faktör kadın yarışmacıların birlik olup Perviz'in ismini yazması oldu. Kendisi Azeri olduğu için ve Azerbaycan'da SMS açılmadığı için arkadaşlar pek fazla destek almadığını düşünüyorum. Siz ne? Bir önceki hafta Survivor'da ünlüler yarışmacıları arasında SMS birincisi olan Ezgi, bir sonraki hafta 21 Nisan 2020'de 9. elenen yarışmacı oldu arkadaşlar. Sizce de çok enteresan değil mi arkadaşlar? Bir önceki hafta birinci olup bir sonraki hafta elenen isim olmak gerçekten çok üzücü bir durum. Performansından dolayı çok eleştirilen yarıştırmacı Gizem Birdal 28 Nisan 2020'de 10. elenen yarışmacı oldu arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın düşüncesine göre buraya kadar gelmesi bile bir mucizeydi. Gerçekten böyle kötü bir performans gösterip birleşme partisini gören yarışmacı çok nadirdir arkadaşlar. Ben hatırlamıyorum diğer Survivor'larda. Sizler hatırlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. 5 Mayıs 2020'de 11. elenen yarışmacı Aşkım Burçe Tunay oldu arkadaşlar. Kendisi çok kısa boylu ve çok genç bir yarışmacı olmasına rağmen Survivor'da bence bayağı bir yol kat etti. Özellikle de Survivor'ın yarışması olan Anlat Bakalım'da gösterdiği mükemmel performans ile bence akıllarımıza kazındı arkadaşlar. Sivri zekası uzun yıllar boyunca bence unutulmayacak. 12 Mayıs 2020 tarihinde Survivor 2020'de 12. elenen yarışmacı Ersin Korkut oldu. Tabi buraya yazmamın sebebi arkadaşlar SMS'ten dolayı elenen yarışmacı olmadı Ersin Korkut. Acun Ilıcalı sakatlığından dolayı devam edemeyeceğini açıkladı. Gerçekten bütün Türkiye şok oldu. Çünkü Ersin Korkut gayet başarılı ve performansı gitgide yükselen bir yarışmacıydı.
Kendisinin de söylediği gibi buralara kadar geleceğimi beklemiyordum. Ama böyle veda etmesi gerçekten çok konuşuldu arkadaşlar. Köpeğimiz gündem oldu. Onu özledi. Ondan sonra arkadaşlar veda ettikten sonra çektiği video günlerce konuşuldu. Takipçi sayısı bir günde 800 bin kişi artarak şu an neredeyse 1,5 milyona yaklaşmış durumda arkadaşlar Instagram sayfasında. Bütün bunların birer kurgu olduğu söyleniliyor. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek arkadaşlar, ona siz karar verin. Nacizane benim fikrim, yani Ersin Korkut gibi bir insanın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kendisini BKM'den beri takip ediyoruz. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Survivor 2020'de de gösterdiği karakteri ve başarısıyla bence gönüllerimize tas kurmuş durumda. Bu yüzden böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle takipçinin artmasına ve Ersin Korkut'un gerçekten bu kadar çok sevildiğini görmem beni de mutlu etti arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Survivor'da şokların ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Ersin Korkut'tan sonra 19 Mayıs 2020 tarihinde 13. elenen yarışmacı Mert Öcal oldu. Herkes bu duruma çok şaşırdı arkadaşlar. Çünkü Mert Öcal şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyordu arkadaşlar. Ucu ve Manke'nin adaya veda etmesi bütün sevenlerini üzdü. Arkadaşlar sizce devam etseydi şampiyon olabilir miydi? Neden bu kadar erken elendi? Burada bir kurgu mu var? Çünkü gayet başarılı bir yarışmacıydı. Tabii yaşı göze... Evet arkadaşlar, sizin favoriniz kim? Sizce Mert adada daha fazla kalmayı hak ediyor muydu? Onun yerine kim elenmeliydi arkadaşlar? Survivor 2020'nin en güzel yanı nedir arkadaşlar? Bu pandemi döneminde reyting birincisi olmasıyla beraber birçok kurgunun dile getirildiği Survivor 2020 sizce nasıl devam ediyor ve nasıl ilerleyecek? Herkesin en çok eleştirdiği Barış Murat Yağcı'nın bu kadar çok SMS alması sizce nasıl bir durum arkadaşlar? Bence bu yıl Survivor'da bir kadın şampiyon olmalı arkadaşlar. Aycan, Nisa veya Elif diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Videoyu dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.